TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarında son durumu anlattı. Geçen yıla göre acile başvurularda %20 artış olduğunu belirten Koca, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve COVID görülmektedir dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla göre acile başvurularda %20 artış olduğunu belirtti. Koca, içinde bulunduğumuz kış aylarında bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar ülkemize mahsus değil, kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda %20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve COVID görülmektedir dedi. Fahrettin Koca, soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikayetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikayetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa, öncelikle aile hekimine başvurmanız gerekir. Önemli bir nokta daha var. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilirler. Bu sebeple gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder ifadelerini kullandı. Efendim şimdi de hastalıklarla ilgili uyarı var. Enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ayşin Kılınç Toker, beklenen yağışların gelmemesiyle havanın içeriğinin değiştiğini söyledi. Toker, kimyasal maddelerin, tozların, polenlerin uzun süre havada asılı kalması virüslerin yaşam ortamını destekliyor ve bu nedenle bulaşıcılığı daha da artıyor dedi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolları enfeksiyonlarında ciddi artış olduğunu söyleyen enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ayşin Kılınç Toker, yağışların olmamasıyla birlikte solunum enfeksiyonları hem daha şiddetli hem daha bulaşıcı durumda dedi. Aylarının başlamasıyla birlikte solunum yolları enfeksiyonlarında ciddi artışlar mevcut. Ancak son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle beklenen yağışların zamanında olmaması, yağmur kar yağışlarının zamanında olmaması havanın içeriğini değiştirdiği için özellikle nem ve ısı değişiklikleri virüslerin daha uzun süre yaşamasına, daha uzun süre havada asılı kalmasına neden oluyor. Bu da virüs enfeksiyonlarına karşı bizleri daha da savunmasız hale getiriyor. Aynı zamanda yağışların olmamasıyla birlikte kimyasal maddelerin, tozların, polenlerin daha uzun süre havada asılı kalması bu virüsler için yaşam ortamını destekliyor ve bizleri de bulaşıcılığı daha da arttırıyor. Özellikle yağışlar beklenen zamanlarda olmadığı takdirde havadaki bitkilerden kaynaklanan polenlerin artışı, kimyasalların artışı, özellikle astım, KOAH gibi alerjik hastalıkları olan kişileri daha uzun süre etkilenmesi, solunum yollarının daha fazla tahriş olmasına neden oluyor. Bu da viral enfeksiyonların hem daha ağır hem de uzun süreli seyretmesini getiriyor sonuç olarak. Ayrıca solunum sistemimizin belli bir bariyeri var. Bu bariyer normal biyoritmimizle ve iklimsel koşullarla düzenli bir şekilde çalışıyor aslında. Ama biz işte beklediğimiz hava yağışlarının, beklediğimiz hava koşullarını sağlayamaz olmadığı takdirde bizim solunum bariyerlerimiz de bozuluyor. Daha açık hale geliyoruz viral enfeksiyonlara. Bu nedenle de son özellikle bu sene, hele ki Ocak ayında hala birçok bölgede yeterli yağışların olmamasıyla birlikte solunum enfeksiyonları hem daha şiddetli hem daha bulaşıcı durumda şu an için. Değerli izleyenler, tabii siyasi gelişmelerde en çok merak edilenlerin başında özellikle yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi adayların da isimleri tek tek netleşiyor. En çok merak edilenlerin başında Kayseri AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı geliyordu. Ve son dakika gelişmesi zaten birkaç hafta önce yine kulislerdeydi. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Memduh Büyükkılıç'ın isminin efendim açıklanacağı yarınki toplantıda bilgisi ulaştı bizlere.
Bunu da aktaralım. Özellikle Memduh Büyükkılıç'ın çok uzun yıllardır belediye başkanlığı yapması tabii ki de önemli unsurlar arasındaydı. Ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak belediye başkan adayları tanıtım toplantısı için Memduh Büyükkılıç'ın aranarak o toplantıya davet edildiği ve isminin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için açıklanacağı şu anda gelen bilgiler arasında bu detayı da aktarmış olalım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'le birlikte Melik Gazi ve Koca Sinan yönetim kurulu toplantılarına katılarak parti teşkilatıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, hem ilçeleri biz hem büyükşehirimiz olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte İl Başkanlığında düzenlenen Melik Gazi ve Koca Sinan haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarına katıldı. AK Parti Melik Gazi Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk dedi. AK Parti'miz hem güçlü bir teşkilat yapısına sahip hem de deneyimli birikime sahip. Bunu daha iyi noktalara taşımak için de el ele vermek suretiyle gayret göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, dava arkadaşları olarak partimizi en güçlü şekliyle temsil edilmesini sağlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendirmek bizim olmazsa olmazımız. Bu çalışmalar yaparken mazlum insanların sesi olmak, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrımıza basarak Allah'a şükür belediyeler olarak hakikaten yapmış olduğumuz çalışmalar ile bir mazeret üretmeden gerek pandemi dönemleri, ki iki dönem yaşadık. Gerekse Allah bir daha göstermesin deprem dönemlerine rağmen her yere elimizi kolumuzu uzatıp yardımcı olmaya, destek olmaya gayret ettik. Hem ilçelerimiz hem büyükşehirimiz olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Yatırımlar bağlamında büyükşehir olarak ilçelerimiz de şüphesiz öyle elhamdülillah. 16 ilçemizde bağrımıza basarak ben bunu söylüyorum. Hakikaten büyük şehirler arasında yatırıma en çok pay ayıran %63'lerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi üst üste birinci ve sonunda da ikinci olma şeklinde olan bu ciddi çalışmalar ve araştırmalar bunlar bizim için önemli ve anlamlı. AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde hepimiz bir nefer olarak sahada ayrıştırmadan, ötekileştirmeden davamız için yürümek için hazır bir şekilde bekliyoruz dedi. AK Parti Koca Sinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da sağ olsun Memduh Başkanımız toplantımıza katıldı, bizi çok mutlu etti diyerek parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere yönelik açıklanan %5'lik ek zam AK Parti'nin kalesi Kayseri'de büyük tepkilere neden oldu. Zam oranını sorduğumuz emekliler arasında elim kırılsaydı da oy vermeseydim diyenler bile var. Cumhurbaşkanı önderliğinde gerçekleştirilen son kabine toplantısı emekliler için tam bir hayal kırıklığı oldu. %5 ne arkadaş? Niye veriyorsun sen %5'i ya? Kime veriyorsun %5'i ya? Ayıp günahtır ya. Milleti niye bekletti böyle zam yapacağım diye. Adalet yok ya. Burada düzenlik yok. Enflasyon rakamlarına göre %37,6 oranında zamı hak eden emeklilere %5 ek zam verildi. Böylece emekli zamı %42,6'ya, en düşük emekli maaşı da 10.000 TL'ye çıkarıldı. Çok memnunum. İsterse %5 değil, %5 geri atsa yine memnun. Yine reis, yine reis. 14 alanınki 17-18 ediyor. Yine asgari ücrete ulaşmıyor. Yani en alt tabakayı düşünürsen çok afaki çok düşüklük var. Yani bunu bir an önce bir önlem almaları gerekir bence. Buna şükür neydi ki hiç bilmese ne diyeceğim. Ha, gene buna şükür ki neyse az çok biliyor. Ha. Gelen zam oranı yeterli mi? Yetmez de yeterli. Yeter. Allah razı olsun. İşi gücü razı gelsin. Neyden başka neyde kayıt? Allah devletimize çok versin, devletimize. Beklentilerin altında kalan zam oranına tepki gösteren emekliler, AK Parti'nin kalesi olarak görülen Kayseri'den haykırdı. Memur da aynı marketten alıyor, emekli de aynı marketten alıyor. Ona değişik, bana değişik veriyor mu market? Vermiyor. Yeterli değil mi? Değil arkadaş, değil. Olması için olması için 16'lı, en azından 16-17 lira olacak. Asgari ücret gibi olacak arkadaş ya. En aşağı bir emeklinin asgari ücret zammı alması lazım. Ne üzerinde, adı üzerinde asgari ücret diyor. Asgari geçim indirimi. En az geçinmesi için bir emeklinin 17 bin liradan aşağı almaması lazım.
asgari ücretle beraber Altay bizi mahvetti. Altay'dan sonra böyle bir şey yok. Eşek oldu. Tüccarlık adam satmazdık diyorlardı. Tüccarlık yazdılar bu ya. Biz tüccarlık ama adam satmıyor dediler. Buyurun işte hadi. Kayseri'nin adedi bu işte. %42 zam adam utanır onu verirken ya. Hayat pahalılığını örnek gösteren emekliler bu zamla geçinmenin mümkün olmadığını söylediler. Öyle tepkiler vardı ki elim kırılsaydı da oy vermeseydim, elim kırılsın oy verirsem diyenler bile vardı. Asgari ücret 17 lira, emekliyenki 10 milyon. Yakın zamanda bir yerel seçim olacak. Bunlar değerlendirecek misiniz? Değerlendiririk tabii. Bu kadar da olmaz ya. Bu emekliler böyle ezmek olmaz. Türk millet aptal mı zannediyorlar? %42 zam. Adam utanır onu verirken. İhtiyaçları varsa onlara verelim yani tekrar. Bu aldığımız parayı da verelim. İhtiyaçları varsa. Yukarıda kendilerine gelince yani biz de çıkarıyorlar. AK Parti'ye de oy verdik. Bundan sonra alamaz. Alamayacak da. İnşallah göreceğiz. Vermeyeceğim oy. 20 sene ben bu adama verdim. Eğer verirsem şu bileklerimi keserim. Ben AK Parti'ye hiçbir zaman oy vermedim. Vermiyorum da. Emekliye verdiği 3 kuruş para, ben oy vermedim, 13 bin lira oldu aileye. Şimdi ben sesleniyorum. Oğluma, kızıma, gelinime, torunuma oy kullanma hakkı sahibi olanlara. Bu AKP'ye oy verirse hakkım zehri zıkkım olsun. Bunlara da oy vermem. Ellerim kırılsın. Çökülen dedi kilo 300 lira, peynir 350 lira, et 400 lira, kira 800 lira. Kendilerine gelince 150 bin lira alıyor. Bu zamların sandığa yansımasının mutlaka olacağını söyleyen emeklilerin ağzından 15 bin liranın altında bir rakam çıkmadı. Hatta bu rakamla bile geçinmenin zor olduğunu belirttiler. Ya en azından vatandaşı rahatlatsınlar. En azından 15 lira olması lazımdı. Yeter miydi o zaman? Tabii yetmese de bir ilaç olurdu. Peki yakın zamanda bir yerel seçim olacak. Bunun etkisi olacak mı? Yani nasıl? Oy verirken düşünecek misiniz bu zamları? Tabii düşünecek. Nasıl etkileyecek sizi? Vallahi bilmiyorum yani. Ben kendim bunlara çok verdik ama bundan sonra iyice düşünmem lazım. Hiç memnun değilim ya hiç. Zaten onlara oy verme değil. Oy verenin cenazesi bile kılınmaz diyorum ben. Cenaze bile kılınmaz diyorum. Bu millete çektiği ne ya? Cenazeye karıştırmıyor cenazenin. 30 sene çalıştım, aldığım maaşı söylesem, kendinin aldığı maaşı 250 bin lira. Sadaka toplumu olduk artık. Sadaka toplumu olduk. İnsanlar sadaka topluyorlar. Hiçbir devlette çocuğu için ilaç toplayan, ilaç parası delenen insanlar var mı ya, görüyor musun? 7,5 lira neye yetiyor? Şuraya bir tane varım bağlım, bir tane şurada bir tane bak orada sucuklara bak, 345 bin lira. Bir kilo sucuk ya. İçinde ne baharat dolu, doğru mu? 345 bin lira. Ben ne yiyeceğim ondan sonra? Evim, elektriğim, suyum, doğalgazım. Geçineyim diyen varsa gelsin karşıma çıksın. Yazık ya bu. Emeklinin elinde abi. Kuyruğu elinde, emeklinin elinde. Vermeyin. Affedersin, taşa verin, ona vermeyin. Evet efendim, işte vatandaşların görüşü bu şekilde. Özellikle emekliler çok fazla tepkili, emekli maaşlarına verilen ek zamdan, komple verilen zamdan şikayetçiler ve aslında zammın daha fazla olması gerektiğini ifade ediyorlar. Ve maalesef biraz da üzgün olmaları sebebiyle sert ifadelerde bulunuyorlar ki haberin başlığında da yer verdik. AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Kayseri'de vatandaşların tepkisi bu yönde. Diğer illeri siz düşünün. Şimdi meydandan alacağız efendim kameralarımızı, pazara gideceğiz. Kayseri'de pazar alışverişi yapmaya giden vatandaşlar meyve sebze fiyatlarına isyan etti. Vatandaşlar artık kilolarla değil de azar azar alışveriş yapabiliyor. Esnaflar da fiyatlar nedeniyle satışların çok düştüğünü söylüyorlar. Pazarda artık kilo etiketi değişti. Bundan sonra yarım kilo fiyatları yazılıyor. Her gün Kayseri'nin farklı bir bölgesinde kurulan meyve ve sebze pazarı bu kez Belsin bölgesinde kuruldu. Çeşitli sebze ve meyveler tezgahları süsledi. Ancak fiyatlar kimseleri memnun etmedi. Pazarcı esnafı fiyatlar nedeniyle satışların düşük olduğunu belirtti. Akaryakıt fiyatları da bu artışın sebeplerinden. Satışlar düşük hocam. Pazarda satışlar düşük. Marketlerimize çok rekabet yapıyor. Dışarılara çıkıyor. Çıktığı için de bazalara çok zarar veriyor. Bunların yetkililerden çok yardımını istiyoruz yani biz. Sebze fiyatları biraz yüksek. O da havanın şartlarından dolayı yüksek yani. Ona bir şey yapamam. Çünkü oradan maliyetten çıkıyor. Buraya gelen adam mazot bakalı. 40 lira litresi mazotun.
O da düşecek gibi de düşmediği için de o da zepsenin üstüne vuruyorlar mecburen. Fiyatlar niye arttı? Büyük bir ihtimal yağmurdan diyebiliriz. Akaryakıt tabii canım. Akaryakıtın etkisi var. İşçilerin de etkisi var. Bağdaki tarlada çalışan işçilerin yömiyeleri falan gayet bayağı yükseldi. Onun için o da meyvelere yansıyor, sebzeye yansıyor. Pazarda satışlar kesinlikle düştü. Kış mevsimi geldiği için ve fiyatlar aşırı yüksek. Domatesimiz 25 oldu salkım. Salata 30 lira. Tane domates 20 lira. Limon 10 lira oldu, 15 lira oldu. Karnabahar, karalahana zaten hiç başlı başına gidiyor. Yani inanılmaz bir şeyler. Eskiden insanlar ikişer kilo alıyordu, üçer kilo alıyordu. Şimdi her şey yarım yarım gidiyor. Yarım kilo, yarım kilo. Bir kilo yok. Bir yok. Her şey yarım. Artık etiketlerimizi yarım kilo takıyoruz. Yarım kilo 15, yarım kilo 10. Kilo yok, bitti artık. İnsanlar buna döndü. Allah yardımcımız olsun. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da fiyatlara isyan etti. Vatandaşlar artık kiloyla değil de az az ürün alabildiğini ifade etti. Kaç haftadır biraz fiyatlandı. Tabii ki zamlar sayesinde. Bizim şeylere zam gelince piyasa dağıttı. Yani işte kıt kanaat geçiniyoruz aslında. Öyle mi? Aynen. Nasıl yapıyorsunuz? İşte bir kilo alacaksan yarım kilo alıyorsun. Ya, o şekilde et deseniz mümkün değil, yetişemiyorsun. Ne yapalım? Biraz ondan, biraz ondan. İşte bak. Biraz ondan, biraz ondan. İdare etmeye çalışıyoruz kardeşim. Az az mı alıyorsunuz yani? Az az alıyoruz, evet. Zor, zor, zor. Bu millet bunu çekecek, ne yapacaksın? Ama böyle de gitmez diyorum. Vallahi pazar nasıl olsun hani? Bildiğin fiyat yüksek ya. Öyle mi? Yüksek. Yani 4 kilo mandale. Yani en ucuz mandale. Portakal mandale. Azalıyor. Azalıyor. 1 kilo yerine yarım. Pazarda meyve sebze fiyatları ise şöyle. Muzumuz 40 lira. Hurma 40 lira. Kivi 35 lira. Nar 20. Elmalar 20. Mandalin portakal 10 lira. Ondan sonra ayvamız var 15-25 lira kilosu. Domates 30-35 lira gibi şu an satışlar böyle. Şimdi de mağaza esnafına kulak vereceğiz. Bakalım mağaza esnafları neler söylüyorlar. Kış memleketi olan Kayseri'de kışlık ürünleri satışları beklenen noktaya ulaşmadı. Özellikle ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşları harcama yapmaktan alıkoydu. Üstüne üstlük Kayseri'de beklenen kar yağışı ve soğuk da olmayınca satışlar memnun etmedi değerli izleyenler. Esnaf geçen senenin fiyatlarıyla ürün satsa da beklenen canlılık yok. Türkiye yüksek enflasyonla uğraşıyor. Yüksek enflasyon ise ticareti olumsuz etkiliyor. Ya elhamdülillah ben işimden memnunum. Fakat genel itibariyle piyasada bir kırgınlık var. Ya enflasyon her zamanki şeylerimiz yani her zamanki sıkıntılarımız, faiz fiyat artışları, enflasyonun bu şekilde yükselmesi, yani tekstil, petrol ve benzer ürünlere aşırı zam gelmiş olması ve insanların alım gücünün bir takım düşmüş olması yani. Kayseri'de giyim sektörünün kalbinin attığı yeraltı çarşısında da beklenen hareketlilik yok. Yüksek enflasyon karşısında aldığı ücreti eriyen tüketici kışlık kıyafet almaktan çekiniyor. Üstüne üstlük Kayseri'de beklenen soğuk ve kar yağışı da olmayınca esnaf sıkıntılı günler geçiriyor. Tabii şu anki ekonomiden dolayı her ne kadar vatandaşımız etkilense de illaki alıyor. Bizim de işlerimiz kış sezonuna göre biraz durgun. Biraz da kar yağsa biraz daha hareketli olur ama yine elhamdülillah şükürler olsun yine oluyor. Fiyatlarımız geçen seneye bakarak daha farklı. İki katı olmuş fiyatlarımız. Tabii gene de kalitelerimiz güzel olduğu için müşterimiz tercih ediyor. Küçük esnafız. Bizim aldığımız fiyatlar yani geçen ayla zaten şu anki bu ay aldığımız fiyatlar aynı değil o derecede. Hani bir de sattığımız ürünler kaliteli olduğu için mecbur alıyoruz, bulunduruyoruz çeşitimizi de sürekli. Müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani her zaman elimizden geleni yapıyoruz, her zaman da bekliyoruz. Şimdi büyük AVM'lerden yapan vatandaşlarımız var. Tabii bizim burada biraz daha pazarlık olduğu için bazı müşteri 50 TL aşağı 100 TL yukarı olduğu için bazı müşterilerimiz onda tereddütte kalıyor. Ama bazılarda da şu an fiyatlar bayağı bir pahalı. Kalitelerimiz de iyi olduğu için bizi de seçen çok müşterilerimiz var sağ olsunlar. Hani inşallah devamı da gelir.
Yaşanan sıkıntılara rağmen ticaretini geriye götürmek istemeyen esnaf eski fiyattan ürün de satıyor. Geçen seneki fiyatlarla tüketicilerine ulaşmayı amaçlayan esnaf internet aracılığı ile de satış yaparak çarkı döndürmeye çalışıyor. Genel itibariyle sezona uygun yeni güncel ürünleri getiriyoruz. Mağazamıza da getirip ürünleri online bir şekilde hem de mağazamızdan satıyoruz. Fiyatlar yüksek, onda hemfikiriz. Yalnız geçen seneden sattığım ürünleri bu senede aldığım ürünler dahil hiçbir şekilde fiyatlarına zam yapmadık. Zamlı almama rağmen geçen seneki fiyatlardan satmaya devam ediyorum. Direnebildiğimiz kadar bu şekilde satmaya devam ediyorum. Vatandaşın cebini düşünüyorsunuz. Ya hem vatandaşın cebini düşünmemiz lazım hem de kendi satışlarımızı düşünmemiz lazım. Şimdi ben daha insanlar asgari ücret zam geldi ama daha kimse zam alamadı. Yani zamlı asgari ücret almalılar. Ben de bugün zam yapacak olsam şu anda insanlar zaten alamayacaklar. Elimden geldiğince de sene sonuna kadar veya yıl ortasına kadar eski fiyatlardan devam etmeyi düşünüyorum yani. Güzel, elimizden geldiğince güzel diyeyim. Fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Bu fotoğrafları da paylaşıp online olarak satıyoruz. Şimdi büyük markalar fiyat politikasını bozmamak adına ürün kalitesini düşürmek zorunda kalıyorlar. Bizim gibi firmalar da ürün kalitesini düşürmeden fiyatları da ellerinden geldiğince dipte tutarak ufak ufak artışlarla ürün satmaya çalışıyoruz. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Kocasenen ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Tersane Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de ilginç bir kopya çetesi varmış değerli izleyenler. Bunun haberi var şimdi sırada. Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kopya çekmek için düzenek kurarak haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneğiyle sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 85 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 15 şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Operasyon 33 ekip ve 85 personelin katılımıyla yapıldı. Ekipler tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda onu hırsızlık suçundan olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şahıs cezaevine teslim edildi. Efendim, Anadolu kar yağışına hasret. Geçtiğimiz günlerde bir kar yağışı etkili oldu ancak bu çok fazla memnun etmedi diyelim. Daha fazlasını bekliyorduk çünkü kar yağışı noktasında bereket bekliyorduk açıkçası. Ancak Erciyes'te durum böyle şekilde değil. Erciyes'te yağan karla beraber kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu. Erciyes'te yağan kar ile beraber kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve sezonda yüz binlerce misafir ağırlayan Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Yağışla beraber kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu Erciyes'te muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Yağan kar turizmcileri sevindirirken Tekir pistinde de kayak severler karın tadını çıkardı.
Değerli izleyenler, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı akıl küpü kütüphanelerini gençlerin çok sevdiğini belirterek, yakında resmi açılışını yapacakları Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'ni inceledi. Melik Gazi Belediyesi ilçeye yeni akıl küpü kütüphaneleri kazandırmaya devam ediyor. İlçe Belediyesi tarafından Tınaztepe Mahallesi'nde yaptırılan Akıl Küpü Kütüphanesi çok yakında hizmete açılacak. Kursun başından beri buraya geliyorum. Çok bana yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem sundukları eğitim açısından ve hem de akıllı tahta, özellikle görsel hafıza tekniği sayesinde daha iyi akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Ulaşım açısından çok elverişli bir bölgede bulunuyor. Yer sıkıntısı hiçbir zaman çekmedik bugüne kadar. İki katlı olması da hem çocukların hem yetişkinlerin ayrı olması bizim için bir avantaj oluyor. Burası gerçekten çok nezih bir ortam. Bize burada her türlü ikramda bulunuyorlar. Gerçekten modern bir ortamı var. Burada güzel ders çalışabiliyoruz. Bu tesis için Melik Gazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortamı var. Teşekkür ederiz. İçinde kitaplar olsun, internet olsun, her şeye kolay erişebiliyoruz. Kek olsun, çay olsun. Bizimle gayet güzel ilgileniyorlar. Melik Gazi'de hayata geçirdiği 15 adet akıl küpü kütüphanesiyle gençlerin kütüphane ihtiyacını giderdiklerini söyleyen Başkan Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, "Amacımız her mahallede bu tür kütüphanelerin sayısını arttırmak," dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşın beklentilerini anında çözebilmek ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek adına başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, farkını ortaya koyan belediyecilik faaliyetleriyle diğer belediyelere örnek olan hizmetler yaptıklarını söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye hizmet binasında başkan yardımcılarıyla ve ilgili personelle istişare toplantısı yapan Başkan Çolak Bayraktar, çözüm merkezini her geçen gün daha da iyileştirmek için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekti. Başkan Çolak Bayraktar, halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz diyerek sözlerini noktaladı. Şimdi burada çözüm merkezinde 6-7 yıldır bu noktada disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. 2022-2023'ün mukayesesini yaptığımızda da gördüğümüz şu, 2022'nin üzerine de 2023'te ekstra ilaveler koyarak bu işi sürdürebilmiş olduğumuz, vatandaşın memnuniyeti, vatandaşa hizmet üretme, vatandaşa hizmeti anında ve kaliteli üretme, operasyonel kabiliyeti yüksek bir şekilde bu işleri yapabilme ehemmiyetli. Bu noktada gerek temizlik işlerimiz, gerek veteriner hizmetlerimiz, gerek park bahçeler, zabıta birimimiz vatandaşın birebir gündelik olarak bizden taleplerini ilettiği ve hızlıca taleplerine çözüm beklemiş olduğu birimler. Bunları gördük burada. Fen işleri, kırsal hizmetler, kentsel dönüşüm ve bazısı çok hızlı bir şekilde talep getirebilecek, çözüm oluşturabilecek talepler ama bazı talepler de programlanması gereken, zamana ihtiyacı olan işler. Bu noktada da ekiplerimiz bütün taleplerin arkasında ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Her noktada vatandaşa daha kaliteli hizmeti, vatandaşa daha hızlı hizmeti ulaştırma bizim ana prensibimiz. Bu noktada çalışmalarımızı yürüten bütün sahadaki çalışma arkadaşlarımızı, ekiplerimizi de tebrik ediyorum. Birçok noktada da bizim bu talepleri karşılarken yapmış olduğumuz farklılıklar, belediyecilik çalışmalarında, belediyelik hizmetlerinde bizim belediyemizden de birçok diğer belediyeye örnek olmuş çalışmalar. Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ne kayıtlar sürüyor. Talas'ta taş, ahşap ve demir ustalığının yeniden canlanması amacıyla uygulamaya konulan projede ilk dönem kayıtları 28 Ocağı kadar sürecek. Sınıfların yanı sıra atölyelerin de yer aldığı Tarem'de kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim görecek. Konuyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Burada açılışını inşallah en kısa zamanda eğitim öğretimine başlayarak yapacağımız bu okulun mezuniyetleri sonrasında hocamların bizim Kayseri Üniversitemizin verdiği sertifika ya da diploma sonrasında dünyanın her tarafında
uzman restorasyon ustası olarak iş bulacaklar. Bu da bizim için hakikaten ülkemiz için, Kayseri için çok anlamlı, onur verici bir kazanım olacak. Merkezin Mimari Restorasyon Ahşap Demir ve Taş Ötelyesi 1. dönem sertifikalı eğitim programına kayıtlar 28 Ocak'ta sona erecek. 5 Şubat 22 Mart arasındaki ilk dönem eğitim programına kayıt yaptırmak isteyenler www.kaysem.kayseri.edu.tr adresinden veya 0352 432 38 38 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir. Talas Belediyesi'nin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm birinci etap çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamdaki hak sahibi 66 vatandaş kura çekerek konutlarını belirleyecek. Harman Mahallesi 62 evler sitesini kapsayan Talas Belediyesi kentsel dönüşüm birinci etabında heyecan doruğa ulaştı. Kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine verilmek üzere hazırlanan daireler için kura çekimi yapılacak. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü düzenlenecek kura çekimi saat 10.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Allah devlete zeval vermesin. Devlet kentsel dönüşümde çok güzel iş yaptı. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzle vatandaşlarımız için durmadan çalışarak yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binalarının yerine daha sağlıklı, modern ve olmazsa olmaz şart olan depreme dayanıklı evlerine kavuşacak. Bu vesileyle yeni konutlarına geçecek vatandaşlarımıza huzur, mutlu ve sağlıklı günlerde yaşamalarını diliyorum. Yeni sıcak yuvaları hayırlı olsun. Emeği geçen yüklenici firmalara ve belediye personelimize teşekkür ediyorum," dedi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evlerinde üretim yaparken kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren kadınlar, farklı ürünler üreterek ekonomiye katkı sunuyor. Elması meşhur olan ilçedeki kadınlar en doğal elma sirkesini de üretti. Kayseri'de açılan 32 kadın kooperatifinde üretilen ürünler ile hem il hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in göreve başlamasıyla açılan kooperatiflerden olan Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Kooperatifi de ilçedeki kadınların umudu oldu. Evlerinde üretim yaparak ev ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınlar, kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek daha fazla üretmeye başladı. Tatlıdan hamur işine, dikişten rölyefe kadar çeşitli alanlarda üretim yapan kadınlar ekonomiye can suyu oldu. Yahyalı Elma Çiçeği Kooperatifi üyesi Hacer Kara, "Kooperatifteki hedeflerimiz de büyümek ve daha çok bayana iş imkanı sağlamak" ifadelerini kullandı. "Burada dikişimiz var, tatlımız, hamur işlerimiz, mantımız, eriştemiz, sirkelerimiz, amigurumi bebeğimiz, gördüğünüz gibi rölyeflerimiz var, epoksi üretiyoruz. Yani bizde yok yok. Biz hepimiz evde oturan insanlardık, hanımlardık. Ufak tefek bir şeyler üretiyorduk ama satamıyorduk. Bu kooperatifte toplandık. Sayın Vali Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz. Bize önce olduğu için, yardımcı olduğu için bunları üretip daha aktif satabiliyoruz. Evet, kadınlarımız kendilerine güvensinler. Yapamıyoruz diye hiçbir şey yok. Bizde zor diye bir şey yok. İmkansız diye hiçbir şey yok. Yapıyoruz. Hedeflerimiz daha büyümek, daha çok bayana iş imkanı sağlamak, evimize daha çok rızık götürmek. Elma sirkesi, elma kurusu, elma eriştesi özellikle siparişlerimizin arasında var. Öte yandan ilçenin meşhur olan elmasından da sirke ve elma kurusu üreten kadınlar aldıkları siparişe göre ürünleri hazırlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin 2023 yılında Kaybis'te dünyanın etrafını 207 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandığını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi Kaybis ile 2023 yılında toplamda 8 milyon 333 bin kilometre yol kat edilerek dünyanın etrafını 207 kez dolaşacak kadar bisiklet kullanıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılında kullanıcı sayısında %49'luk bir artış olduğunu ve 110 bin kişinin Kaybis'in avantajlarından faydalandığını söyledi. Mobil uygulama ile kiralama modelinin ulaşımı daha da kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Sağlıklı ulaşım aracımızı kullananlardaki artış bizleri ziyadesiyle memnun ediyor," dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kalbis ile Kayserililer yeni rekorunu kırdı. Bu adeta dünyanın etrafını 207 kez dolaşacak kadar büyük bir mesafe. Kalbis'in çevreci etkisi de dikkat çekici diye konuştu. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam edeceğiz. Kayseri Spor'dan icradan satılık kulüp haberlerine yalanlama geldi. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten yapılan açıklamada yayınlanan haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemli rica ederiz ifadelerine yer verildi. Kayseri Spor'dan icradan satılık kulüp haberlerine yalanlama geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün markalarının satışa çıkarıldığı ile ilgili yalan ve mesnetsiz haberlerin kasıtlı yapıldığını, kulübümüze alenen zarar vermeye çalışan ve kazandığımız ivmeyi baltalamak isteyen kalemlerin amacına ulaşamayacağını bir kez daha önemli belirtiriz. Yayınlanan haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemli rica ederiz ifadelerine yer verildi. Değerli izleyenler, Kayseri Spor Süper Lig'de son 5 maçını kaybetmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar bu kupa maçında toparlanma fırsatı arıyor. Süper Lig'de yaşadığı zorlu sürecin ardından Kayseri Spor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maç öncesi Kayseri Spor'da kupa maçı hazırlıkları sürdü. Kayseri Spor'da futbolcular bu maçı kazanmak için yoğun şekilde çalışıyor. Karşılaşma 18 Ocak Perşembe günü saat 15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Arif Dilmeç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. Ziraat Türkiye Kupası maçının biletleri Pasolik tarafından satışa sunuldu. Bilet fiyatları da 50 ile 250 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.